24-30 Aralık tarihleri arasında öne çıkan haberlerle Sesli Gazete başlıyor. Posta Gazetesi. İşsizlikten yakındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentin en önemli sorununun işsizlik olduğunu söyledi. Hürriyet Çukurova. Mersinliler Şebi Aruz için buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk'a vuslatı olan Şebi Aruz'un 743. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Sabah Güney Gazetesi. Mersin teröre karşı tek yürek. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, "Biz birlik oldukça onlar daha çok korkacak ve kaybedecekler. Biz inancımızı kaybetmeyecek, Türkiye olarak yükselişimizi devam ettireceğiz," dedi. Bayrağın bağımsızlık sembolü olduğundan bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, "Bugün Akdeniz mavi değil kırmızı, Toroslar yeşil değil beyazdır. Bugün Çukurova'nın kızları hilal, oğulları yıldızdır. Bugün Mersin Türkiye'dir, ay yıldızdır, bayraktır. Bağımsızlık sevdalısı Kuvayi Milliyecilerin torunları olarak bugün burada yeni bir destan yazıyoruz. Tıpkı 15 Temmuz sonrası yine Cumhuriyet Meydanı'nda yazdığımız gibi," şeklinde konuştu. Akdeniz Gazetesi. Teröre karşı tek yürek. Mersin teröre karşı tek yürek oldu. Mersin'de binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütleri PKK, YPG, DAEŞ ve FETÖ saldırılarını protesto etti. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Tevfik Sarıgül Stadı önünde bir araya gelen binlerce Mersinli, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda, kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez ve Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Çukurova Gazetesi. Kar engeline takılan hastalara belediye ekipleri yetişti. Mersin ve ilçelerinde günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken hastalar da sağlık kuruluşlarına yine belediye ekiplerince ulaştırıldı. Mersin Gazetesi. Mersin tek yürek. Mersin teröre karşı tek yürek oldu. Mersin Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlar, belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, esnaf odaları, oda ve borsa başkanlarıyla kent ekonomisine yön verenler, son günlerde artan terör saldırılarına karşı alanlara indi. Tevfik Sarıgül Stadı önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren "Türkiye için bayrağını al da gel, biz Türkiye'yiz" yürüyüşü ve mitingine katılan binlerce Mersinli teröre lanet yağdırdı. İstanbul Gazetesi. Anemuryum kenti restore edilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur ilçesinde bulunan Anemuryum Antik Kenti'nde yapılacak restorasyon çalışmalarına destek verdi. Hakimiyet Gazetesi. Mersinliler tek vücut oldu. Mersin Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlar, belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, esnaf odaları, oda ve borsa başkanlarıyla kent ekonomisine yön verenler, son günlerde artan terör saldırılarına karşı alanlara indi. İMC Gazetesi. Büyükşehir'in mücadelesi takdir topladı. Mersin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan mahallelerdeki hastalar Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarıyla sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Mersin Kadın Gazetesi. Kar engeline takılan hastalara belediye ekipleri yetişti. Taşıma Dünyası. Mersin Otogarı'nda yeni bir süreç başlıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2016 yılı Aralık ayı toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda otogar sorunu ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Başkan Kocamaz, "İhale iptal edildi. Yeni bir süreç başlıyor. İş yerlerini teker teker kiraya vereceğiz," dedi. Sabah Güney Gazetesi. Anamuryum gün yüzüne çıkacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur ilçesinde bulunan Anamuryum'da yürütülen restorasyon çalışmalarına destek verecek. Çukurova Gazetesi. Asılsız ihbarlar can yakıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışında olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için tüm ekipleriyle görev yaparken bazı vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunması kurtarma operasyonlarına sekte vurdu. Güney Gazetesi. Başkan Kocamaz'dan Noel mesajı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Hristiyan aleminin Noel'ini bir mesajla kutladı. Başkan Kocamaz mesajında birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Hakimiyet Gazetesi, Ülke Ocaklarından Bilgi Yarışması. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Ülke Ocakları'nın düzenlediği ilçeler arası bilgi yarışmasına katıldı. Kocamaz, "Geleceğimizin güvencesi bu gençlerimiz ne kadar ilgili ve birikimli olursa bizlerin de gözü arkada kalmaz. Çünkü gelecekte bu ülkeyi de bu şehirleri de gençlere emanet edeceğiz." dedi. İMC Gazetesi, "Asılsız ihbarlar can yakıyor." Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etkili olan kar yağışında olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için tüm ekipleriyle görev yaparken bazı vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunması kurtarma operasyonlarına sekte vurdu. Yeni Güney Gazetesi, Büyükşehir'in mücadelesi takdir topladı. Mersin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan mahallelerdeki hastalar Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarıyla sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Posta Gazetesi, Mersin'de hizmetler 2016'da da hız kesmedi. Hayata geçirdiği önemli hizmetler ve projelerle Mersin'in gelişimini ve değişimini gözle görülür hale getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılını geride bırakarak 2017'de Mersinlilere sunacağı projeler için kolları sıvadı. Hürriyet Çukurova Gazetesi, esnaftan afişli teşekkür. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde hayata geçirilen kentsel tasarım ve yenileme çalışmalarında sona gelinirken, esnafsa cadde ve sokakları afişlerle donatarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkürlerini iletiyor. Sabah Güney Gazetesi, Mersin'de gül kokulu ibadet. Mersin Büyükşehir Belediyesi her dini inanca eşit mesafede sunduğu hizmetlerini camiler, kilise ve cem evlerinde hız kesmeden sürdürüyor. Düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte edilen ibadethaneler gül suyuyla yıkanarak kalıcı ve ferah bir kokuyla vatandaşlara hizmet veriyor. Akdeniz Gazetesi, yönetim verdiği sözün arkasında durmalı. Sosyal medya hesabından Mersin İdman Yurdu ile ilgili olan sessizliğini bozan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kulüp yönetimi de kongre salonunda verdiği sözün arkasında durmalı dedi. İlk Haber Gazetesi, Mersin'de başarılı sporcular ödüllendirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda başarılı sporcuları ödüllendirecek. 2017 yılında ödüllerini alacak olan sporcular 20 Ocak 2017 Cuma gününe kadar başvurularını yapabilecek. İMC Gazetesi, Büyükşehir'den Gülnar'a yeni köprü. Büyükşehir Belediyesi hizmetleri altına aldığı Gülnar'da son olarak ilçe sakinlerinin Sırat Köprüsü olarak adlandırdığı eski köprünün yerine çalışmaları tamamlanan İshaklar Köprüsü'nü Gülnar'a kazandırdı. Yeni Şafak Gazetesi, İtfaiye kurtardı. Mersin'de debisi aşan dere yatağında aracıyla mahsur kalan Yusuf Boran için itfaiye seferber oldu. Ecel terleri döken sürücü güçlükle kurtarıldı. Aracında mahsur kalan sürücü Yusuf Boran feryat ederek yardım istedi. Vatandaşların durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hemen işe koyulan ekipler öncelikle şoförü kurtardı. Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından da araç sudan çıkartıldı. Akdeniz Gazetesi, şehir hastanesinin çevre düzenlemesi sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin açılacak ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Mersin Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor. Güney Gazetesi, Gülnar'a çift şeritli yeni köprü. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'da halk tarafından Sırat Köprüsü olarak adlandırılan İshaklar Köprüsü'nü yanına çift şeritli yeni bir köprü yaparak hizmete açtı. Halkın Sesi, Mersin'de aşırı yağışta araçlar sürüklendi. Mersin'de aşırı yağış nedeniyle sürüklenen birçok araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken can ve mal kaybı yaşanmadı. İlk Haber Gazetesi, göz bandı ve beyaz bastonla yürüdüler. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlediği etkinlikte vatandaşlar göz bandı ve beyaz bastonla yürüyerek engellileri anlamaya çalıştı. Yeni Ses Gazetesi, çağrı merkezine gelen ihbar ekiplerimizi harekete geçirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği çağrı merkezi vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. Son bir haftadan bu yana Tarsus'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, önceki gün akşam geç saatlerde çağrı merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 ekipleri olası bir facianın önüne geçti. Cumhuriyet Gazetesi, Mersin felaketi gördü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağışlarla ilgili "Bizim bütün korkumuz, daha önce kar yağan kentin yüksek kesimlerinde yağmur yağıyor. Bu yağmurlar karları erittiğinde sıkıntı daha da artacak gibi duruyor. Allah daha büyük afetlerden korusun," dedi. Bursa Hakimiyet Gazetesi, Mersin'de doğal afet. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada kuvvetli yağışın ortalama değerlerin çok üzerinde olduğu açıklanırken metrekareye 125 kilogram yağmur suyunun düştüğünü belirtti. Çukurova Gazetesi, bu bir afet. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Mersin'e etkisi alan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Mersin'i etkisi altına alan yağışla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada kuvvetli yağışın ortalama değerlerin çok üzerinde olduğu belirtilirken bunun bir afet durumu olduğunun altı çizildi. Dünya Gazetesi, yoğun yağış yurt genelinde etkili oluyor. İki günde metrekareye 125 kilogram yağmur düşerken Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yağış şiddetinin afet durumunda olduğunu söyledi. Güneş Gazetesi, Mersin'de sel felaketi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır, şeklinde konuştu. Güney Gazetesi, metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Bu bir afet. Mersin'de sağanak yağış dün etkisini artırırken metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada kentte dün gece başlayan ve sabahta devam eden sağanak yağışın ortalama değerlerin çok üzerinde bir afet durumu olduğuna dikkat çekildi. İlk Haber Gazetesi, herkes tedbirli ve uyanık olsun. Sel felaketi konusunda açıklama yapan Başkan Kocamaz, yaşananın bir afet olduğu için gelen suyun bir anda denize deşarj edilemeyeceğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu. Hürriyet Gazetesi, dere yatağında sürüklenen aracı itfaiye ekipleri kurtardı. Mersin'de son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve yağmur, bölgedeki bazı akarsuların ve derelerin su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Akdeniz ilçe sınırları içerisinde bulunan Deliçay Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan bir tır ve kamyonet akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan araçların yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Hakimiyet Gazetesi, daha beteri yaşanabilir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yükseklerdeki kar yağmurun etkisiyle eridiği zaman aşağı gelecek sular her an tehlike yaratabilir. Bu yüzden herkesin tedbirli ve uyanık olması lazım, dedi. Vatan Gazetesi, Mersin'de evden çıkmayın uyarısı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabı üzerinden kentteki şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, sabah 8.15 itibariyle metrekareye 86 kilogram, 9.15 itibariyle 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır, açıklamasını yaptı. Yeni Birlik Gazetesi, yağış şiddeti afet durumundadır. Mersin il merkezinde önceki geceden beri etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde sele neden olurken kentte adeta afet durumu yaşanıyor. 24-30 Aralık tarihleri arasında gazetelerde öne çıkan haberleri aktardığımız Sesli Gazete sona erdi. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.